ve Crespo restini çekti. Üçte birlik devasa düşüş gerçekleşti. Fenerbahçe'de tam bir Miguel Crespo şaşkınlığı yaşanıyor. Geçen sezon İsmail Kartal'la harika işler çıkaran Portekizli oyuncu taraftarların kahramanı olmuştu. Atletico Madrid'den teklif gelmiş ancak iki taraf arasında bir anlaşma olamamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe Crespo için kapıyı çalan menajerlerden 15 milyon euro istiyordu. Bu sezon ise durum tam tersine döndü. Kısa süre önce oyuncum ayrılmak istiyor diye İstanbul'a gelen Crespo'nun menajeri 5 milyon euroluk satış rakamı belirlenmesini yönetimden talep etti. Zor da olsa bu rakamı bulabileceklerini söyledi. Bir yıllık opsiyon olmasına rağmen sözleşmesinin son yılında Portekizli oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini iletti. Eğer istekleri kabul görmezse gelecek sezonun Ocak ayından itibaren yeni takımıyla anlaşma yapacaklarını, opsiyon maddesini kabul etmeyeceklerini söylediler. Peki geçen sezon Zajc'la birlikte ligin en iyi orta saha uyumunu gerçekleştiren Crespo'ya bu sezon ne oldu? Neden kayıpları oynuyor? Vatandaşı Jesus geldiğinde büyük bir patlama yapması beklenen, hatta Portekiz milli takımına dahi gidebilir denilen Crespo'nun tek derdi, oynamamasının nedeni sadece para mı? İkinci ligde sıradan bir oyuncuyken kendisine şans verip kariyerinin önünü açan Fenerbahçe'ye karşı para konusu yapan Crespo'nun yaptığı da vefasızlık değil midir? Yoksa kalitesini gösteren bir topçunun maaşına zam istemesi, bunun için oyununu yavaşlatması profesyonellik midir? Ya da yönetim Crespo'nun nazını iyi idare edememiş midir? Bilmiyoruz ancak şu bir gerçek ki Crespo'nun kumaşını yönetim de, Jesus da, İsmail Kartal gibi kullanamamıştır. Yine her yol ona çıkıyor. Arap İsmail.